sınır karakollarına yapılan saldırı sadece bir başlangıcı bitirildi. Son darbeye hazırlanıyoruz. Bizden ne istiyorsunuz? İçeride dışarıda aynı anda eş zamanlı imha planını uygulamamız gerekiyor. Sizin desteğiniz lazım. Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğunu eş zamanlı tüm dünyaya anlatacağız. Her bir taraftan köşeye sıkışacaklar. Evet. İnanın bu lafı çok uzun zamandır duyuyorum. Ama yedi düvele karşı başımız dik ve mücadelemize devam ediyoruz. Halit Bey, siz burada... Kusura bakmayın. Lafınızı bölüyorum ama inanın bana, ülkemizi bölmenize asla izin vermem. Bunu aklınıza iyice yerleştirin. Anlaşıldı mı? Nerede kaldı bu adam? Gelir birazdan. Tiplerin gözü üzerimizde. Tanıdık mı? Bilmem. Belki de sen çekmişsindir dikkatlerini. Olamaz mı? Kapa çeneni. Sesin kulaklarımı tırmalıyor. Ne kadar az duyarsam o kadar iyi. İçeri biri giriyor. C'est bon, allez-y. Merci. Adamımız olabilir bu. Adamımız bu mu? Evet. Operatör. Hedef teyit edildi. Anlaşıldı Atmaca. Hamle sırası sizde. Hadi. Dis à la Perle Noire, je suis venu. D'accord. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey. Onlar beni çağırır. Töne mi adam? Merci. Çağırdılar bile. Gitmeyeceksin. Çağır, o buraya gelsin. Şüphelenirler. Ve bu iş yatar. İstediğinizi alamazsınız. Akışına bırakın. Tek başına giderse kaçabilir. Daha kötüsü başımıza iş de açabilir siyahince. Siyahince gidecek. Başka çaremiz yok. Buraya kadar geldik, artık duramayız. Gözümüz üzerinde. Ya dikkat çekerseniz? Orasını bize bırak. Sen şimdi git, sarışının adresini al ve gel. Her şeyini izliyor olacağız. O zaman Ömer CNG'yi kollayacak. Zehra mekanı gözlemleyecek. Korkut da dışarıda tetikte. Halit Başkan'a da bilgi vermemiz lazım. Şimdi değil Gülcan. Halit Başkan şu anda yabancı diplomatlara münasip bir ders veriyordur. Araya girmeyelim. Ne söyleyecekseniz söyleyin, sonra lütfen gidin. Neden? Rahatsızlık mı verdim? Evet. Güzel. Rahatsız olduysanız demek ki doğru yoldayız demektir. Biz sadece Sayın İsrail Büyükelçi'yle ülkelerimizin işbirliğini konuşmak için buluşmuştuk Halit Bey. Tabii, tabii. Evet, sakin olun. Ve bir art niyet arayıp da bizi de zan altında bırakmayın lütfen. Bizim kimseyi zan altında falan bıraktığımız yok. Bir art niyet de aramıyoruz. Biz sadece niyetimizi bildiriyoruz. Bana bakın. Her kim bu topraklar üzerine plan yapmaya, hayal kurmaya cüret ederse o hayallerini kabusa döndürürüm, haberiniz olsun. Bu arada şeflerinize de söyleyin, bu ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü size anlatsınlar. Belli ki burada acemisiniz.
burada patronun kim olduğunu öğreneceksiniz. Müsaade ederseniz biz en iyisi gidelim. Katılmanız gereken bir toplantı vardı. Müsaade ediyorum, gidebilirsiniz. Siz biraz daha kalın. Sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Hartley yok mu? Akıl hocası burada, kendisi yok. David Hartley yakın bir dostumdur sadece. Siz biraz paranoyakça davranıyorsunuz sanıyorum. Her şeyin arkasında bir sorumlu arıyorsunuz ama o ben değil. Sorumlu aramıyoruz. Devletinizle veya orada yaşayan halkla bir sorunumuz yok. Bizim derdimiz sizinle. Kim olduğunuzu, buraya neden gönderildiğinizi çok iyi biliyoruz. Halit Bey, ithamlarda bulunurken zor duruma düşeceğiniz şeyler söylemeyin. Uyarınız için teşekkür ederim. Benden de size ufak bir uyarı. Bu işin altında kalırsınız. Planlarınızın her şeyin farkındayız. Kullandığınız maşaları da sizi de burada barındırmayız. Her yaptığınız hamlenin karşısında bizi bulacaksınız. Burayı size dar ederiz. Size nefes aldırmayacağız. Size ilk ve son uyarım. Ülkenize dönün. Sonu kötü olur. Efendim, David Hartley parka giriş yaptı. Yaklaşıyor. Evet, dostunuza da selamlarımı iletin. Söylediklerim onun için de geçerli. Bir daha görüşmemek ümidiyle.